Merhaba arkadaşlar. Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 16 Ekim Cumartesi Ankara yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet, Ankara'da iki altınımız olacak sevgili dostlar. İnşallah yanılmayacağımız bir program geçirmeniz dileğiyle tüm yarış severlere, herkese bol şanslar diliyorum sevgili dostlar. Evet, dün biliyorsunuz Bursa ve İstanbul koşularımız vardı. Maalesef Bursa'da sevgili dostlar kuponumuz 5'te kaldı. İkinci altılı ganyanımız çok da güzel bir para verdi. 3.530 TL gibi güzel bir ikramiye verdi sevgili dostlar. Ama beşlisini yakaladık. Beşli ganyanı 73 TL verdi. Beşli ganyanı da 5 misli yakaladık sevgili dostlar. Oynadık. İyi bir ikramiye aldık 5'lik ayağında. Bir de son 2 koşusunda da son 8 ve 9. koşularda zaten 7 nol sapkınız bankoydu. Son ayakta 6 nol sapkınızı çok güveniyordum. Banko bıraktım. Yani banko bıraktım derken şöyle söyleyeceğim arkadaşlar. Çifte aldım sevgili dostlar. Zaten kafa atımda bankoydu. Burada da 6 nolu kafa atımda. Çiftesini bulduk. Güzel bir çifte verdi. 21 TL güzel gibi bir çifte verdi. 30 tane de çifte aldık sevgili dostlar. Güzel bir ikramiye, 630 TL gibi. İyi bir ikramiye aldık. Zaten ben sizlere her zaman dile getiriyorum. Benim verdiğim kafa atlarını, kazanmasını beklediğim safkanları genelde ben kafada veriyorum. Sürpriz de olsa, favori de olsa. Her zaman ben hem çiftesinde deniyorum, arkasını ikilide deniyoruz. İkililer pek içeceği olmadı ama çiftemiz kazanmış oldu. Deneyin arkadaşlar diye zaten sizlere söylemiştim. Beşlik ayağımızı bulduk. Aynı şekilde demin de dile getirdim. Yedili plasemizi bulduk sevgili dostlar. Yedili plasemizi 339 TL gibi bir kiramiye verdi. İki misli buldum. 688 TL aldık. Yani yine de güzel bir kazançlı duruma çıktık Bursa'da. Ondan sonra İstanbul'a geldiğimiz zaman İstanbul'da da kafamıza koşturduğumuz gibi yarışlar koştu ama maalesef yanıldık. Yani şöyle yanıldık. Bu kuponumuz da bizim çöpe gitti. 4'te mi ne kaldı öyle hatırlıyorum. Bonjour'a biz zaten son ayakta kafada yarış ona çok çok yarayacak dedim. Kazanmasını bekliyorum dedim. Sonra rakipleri 3-6 önerdik, kazandı. Prenses Jory'a aynı şekilde çok yarayacak bir koşu dedik. Ve de geldi 5.75 ganyanı. O da kafa atımızdı. Bunun çiftesini de kaçırmadık sevgili dostlar. 1.9 çifte aldık. 17 TL verdi çifte. Burada da 30 misli aldık. Ve de 510 TL kazançlı olduk. Burada da. Buranın sevgili dostlar 7'li plasesinde bulduk. Yani burada da bir 5 misli de 7'li plase oynadık. 285 TL'de onu bulmuş olduk. Yani ya şu Luminary'i ben yani Alihan ve 2 nolu safkanımdan çok etkili koşu bekliyordum. Zaten 4 nolu safkanımız çok çok öndeydi zaten banko adayımızdı. Baba Dallas bizi yanılttı. Sonlarda çok etkili geldi. Kar kız söylemiştim iyi koşar dedim. Burada zaten ilk defa start alacak safkanlar bir arada. Ben sürpriz çıkacağını zaten önerdiğimiz bir koşuydu sevgili dostlar. Olmadı. Ama yine de kazançlı duruma geçtik sevgili. Çifteler olsun, yedili plasemiz olsun, beşli ganyanımız olsun. Onları da yakalamış olduk. Bakalım inşallah Ankara'da bunu devam ettiririz. Yani altılıyı bulma tabii ki amacımız ama tabii ki beşli oynayan arkadaşlarımız da var. Dörtlü de oynayan var. İkili çifte. Ben size genelde her zaman videomun başında dile de getiriyorum sevgili dostlar. Verdiğim her zaman benim kafa atlarını ben kazanacak atları sürpriz de olsa ön planda veriyorum. Son arkalarına rakiplerini öneriyorum. Yani her koşularda ben çiftlere deniyorum, ikili de deniyorum. Zaten öneriyorum sizlere de ikililerimi de öneriyorum, çiftelerimi de öneriyorum. Mutlaka benim verdiğim kafa atlara her zaman çifte oynayın sevgili. 1 lira attın, 2 lira attın kazançlı duruma geçeceksiniz. Bunu defalarca zaten dile getiriyorum. Ve de neredeyse İstanbul
programda 600 TL gibi bir ikramiye verdi. Ama biz 700-800 TL gibi bir ikramiye altından daha fazla aldık. Hem çiftemizden aldık ve de beşlik ayağımızda tutturmuş olduk. Oradan da ikramiyemizi aldık. Güzel yani, sonuçta ayrıldık. Yani altılığımızı tutturmasak bile onu daha iyi telafi edecek ikramiyelere ulaştık. Evet, Ankara programımıza geçelim sevgili dostlar. Birinci koşu 13.30'da şartlı 19 bir mücadele. 3 yaşlı İngilizlerin 1500 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. 10 İngiliz safkanımız mücadele verecek sevgili dostlar. Evet, gruba bakıldığında Sarettin Boyraz'la yine tempo yarışına girecek olan 3 nolu safkanımız. Benim 1-2 adım önde tutuyorum sevgili dostlar. Kazanmaya yakın gibi görünüyor. 3 nolu safkanı benim ilk şanslı safkanım olacak. Burada ilk startında bir çim yarışında maalesef derecesiz ayrıldı. Sonra kuma çıktı şartlı 3'te. Harika bir koşu sergileyerek pistten 3.lükle ayrıldı. Akın'la ikinci kez yola devam dediler. 70 günlük bir araya girdi. Bu ara ona çok çok iyi gelecektir. Yeri'yi de ben ikincilikte bırakacağım. Yani ikinci safkanım olarak sizlere önereceğim. Yani bu iki safkan bende 1-2 adım önde 3 ve 7. Benim için yeterli olacak. Hatta ikili de deneyebiliriz. 3-7, 7-3'te girebiliriz bu koşu için sevgili dostlar. Altılık ayının birinci ayında, yani birinci altılık ayımızın İlk ayında 3-7 yeterli olacaktır. Evet, ikinci koşumuz birinci beşlik ayınımızda başlangıç aya şartlı 4000 mücadele. 4 büyük kora Arapların 1500 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. 8 Arap atımız mücadele verecek. Evet, bu gruptan ben 3 tane safkan önereceğim sevgili dostlar. Ben bu 3 safkanı ayıramadım. Bir nolu Unzen diyeceğim ben. İlk şansı ona vereceğim. İzmir'de kısa vade 8'de 1900'de. Maalesef bir altıncılık elde etti. Tekrar sevdiği piste geri döndü Unzen. Emre Akkılıç'ta ben bir kafaya alıp bir beyaz bayrak ayın yarışı izleyebiliriz. Sonra iki nolu Ali Bey. Ayan kurşununa çok iyi form yakaladılar. 5'te 3 yaptılar. Son iki koşusundan mükemmel bir koşu çıkartarak şartlı 4500 bu mesafede arkasından yine bir şartlı 4'te mücadele etti. 1400'e yine kazandı. Yine kazanabileceği bir koşuya çıkıyor. İkinci şanslı safkanım olacak. İki nolu Ali Bey ve de üç nolu Alptuğan adı. Dikkat diyeceğim, Mehmet Akyoz'da yaptığı son kuzu derecesi olsa da burada özeli birinciliği ortaklarından biri olarak görüyorum. Üçü de kuponumda şans vereceğim. Sıralamam 1-2 ve 3 nolu safkanlar olacak. Evet, üçüncü koşumuz bir maiden koşusu. 2 yaşlı İngilizlerin 1500 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. 8 İngiliz safkanımız mücadele verecek. 7 plase ve 1. üçlük ayınımızın da başlangıç ayı olacak. Evet, gruba bakıldığında hemen hemen tüm safkanın ilk defa beraber koşacağı bir koşu gözlemledik sevgili dostlar. Burada 3 nolu Badulov bir tek Nick Fury ile beraber koşmuşlardı. Onu da Badulov geri planda bırakmasını bilmişti sevgili dostlar. Geri kalan da safkanlar ilk defa beraber koşacaklar. Badulov İsmail Yıldırım'la büyük ihtimalle çıkıp önlerde yerini alacaklar. Ayana çok çok seri bir safkan. Bir kulvarla çekmişler. Liderliği isteyecektir. Alacaktır. Sonuna kadar direnmeye çalışacaktır. Benim ilk şans vereceğim safkanım olacak. 3 nolu Badulov. Bunun hemen arkasında 1 nolu Baba Mevlüt. Mert Ali Solmaz'la arkasına kaçırmamaya çalışacaktır. 5 nolu Asya'nın kızı da o da ilk defa start oluyor. Bir Lonard temsilcisi. İlk startında bir birincilikle tanışabilir. Dikkat diyeceğim. Sonra iki nolu safkanımız olacak. Müslüm Çelik'le o da ilk defa buluştu. Yaptığı son iki koşusu da gerçekten başarılıydı. Son koşusunda 1200'de mesafe kısa geldiğini düşünüyorum. Şartlı 3'te 1500'ü bu mesafe güzel bir üçüncülükle taşlandırdı. Müslüm Çelik'le etkili bir koşu gelecektir. 4 nolu safkanı Mehmet Akyoğuz'la ve de burada bir tane sürpriz bir safkan önereceğim sevgili dostlar. Onu da mutlaka değerlendirelim. O da Mert Gökalp Aslan'la ilk defa Ankara pistine çıkacak. Yani Ankara pistine derken sevgili dostlar, kumuna diyecektim, özür diliyorum. Zaten çimde mücadeleleri vardı Ankara'da, maalesef iyi sonuçta ayrılmadı. Kocaeli'de 1200'de bir mücadelesi vardı sevgili dostlar. Hemen şöyle açayım sizlere göstereyim. Yennefer'ın kazandı. O çok rahat bir yarış sergilemişti. Kazandı. Kaan Can Gökçe ile
8 nolu safkanımız virajı öyle gerilerde döndü ki geldi, gerçekten çok çok akışlı geldi. İkincilik çıkarttı 1200'e. Şimdi mesafe 1500. Bir de Mert Gökalp Aslan da onunla ilk defa kumda mücadele edecek. Ben çok etkili bir koşu gelebilir. Sonlarda fotoya uzanabilir. Dikkat diyeceğim, 8'de göz ardı etmeyerek kuponumda 5. şanslı safkanım olacak. Gerçekten zor bir koşu. 7. plasemizin başlangıç aya, 6'lık ayımızın 1. 6'lık ayımızın da 3. aya. Diyeceksiniz 7. plasede abi Angat'ı önerebilirsiniz. Yani Banko veya 2 at. Yani burada 3 nolu Badula veya 2 nolu safkanımızı, yani bu 2 safkanı da bırakabilirsiniz. Ama 6'lıya geldiğimiz zaman 3, 1, 2, 4 ve 8 nolu safkanları mutlaka değerlendirelim. Evet, dördüncü koşu ikinci altılık ayımızın başlangıç ayı, handikap 17, 4 ve yukarı Arapların 2200 metre çimdeki mücadelesini izleyeceğiz. 11 Arap atımız mücadele verecek sevgili dostlar. Evet, büyük ihtimalle bomboş kiloyla start alacak olan Mehmet Keskin'le Aga Ayana seri sapkını biraz zaten herkes biliyor. Ama çimde pek varlık gösteremiyor. Bu aralar çok çok kötü. Aga yine önlerde tempo yapmaya çalışacaktır. Gubaz arkasına yatabilir. O da tempo yapmayı seven bir sapkın. Mert Gökalp Aslan'la 3. kez buluştu. İstanbul'a 2200'ü gerçekten iyi koşu çıkartmıştı. Handikap 17'yi kazandı. Ama burada sonlarda çok çok etkili gelecek safkanlar da mevcut. Albuna'ya ben mesafesini buldu diyorum. Burada bir bomba patlatabilir. İlk şanslı safkanım olacak sevgili dostlar. 4 nolu Albuna'ya mutlaka değerlendirim. Karaçetin Mert Ali Solmaz'la bomboş kiloyla, o da çok çok etkili gelecektir sonlarda, değerlendirelim. 8 nol deli olan mutlaka şans verelim. Ve de Ekürler 1 nol derdi yok ve de Gökçebay'ı, ikisinden de etkili bir koşu gelmesini bekliyorum. Son olarak da 2 nolu Gökçebayır diyerek bu koşuda 4 safkan bence yeterli olacaktır. Sıralamam 4, 7, 8 ve 2 nolu safkanlar olacak. Evet, 5. koşumuz 2. beşlik ayımızın da başlangıç ayı olacak. Şartlı 5-1 mücadele 3 ve yukarı İngilizlerin 1300 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. 8 İngiliz safkanımız mücadele verecek. Evet, bu koşuda da. Evet, bakıldığın zaman Obrado yaptığı son koşunda bir beyaz bayrak aynı yarışı bizi izletmişti. Şartlı 4'te mücadele etmişti. Feyman abi de sonlarda geldi ama maalesef gücü yetmemişti. Ancak 2-3 boya kadar indirmişti. Obrado bu kısalan mesafede yine önlerde gitmeyi seven ve yine liderliği isteyecektir. Burada Feyman abi ona keza bir nolu safkanımız da önlerde gitmek. Belki Feyman abi mesafe kısa oluşu da Halis Karataş'la ilk defa start alıyor. Bu sefer kafayı ben alıp ben bitireceğim diyebilir sevgili dostlar. Yani ben burada çekindim. Yani şu 4 safkanı Pastor ona keza Ankara'da harika bir koşu çıkartmıştı. İşman'la da ikinci kez buluştu. Shorty, Kuzgölcük'tü. Yani enteresan bir koşu bizleri bekliyor bu kısa mesafede. Yani benim tercihim 3 nolu Feyman abi. Bu sefer o alabilir kafayı. Bir kulvarda çekmişler çıkışta. Arkasına 4 nolu Obrado. 1 nolu safkanımız önlerde gitmeyi seven Ercan Çankaya ile ikili bir yaptılar. Son çim yarışı da güzel. Ondan önceki kum yarışı da harikaydı sevgili dostlar. Bir de göz ardı etmeyelim. 2 nolu safkanımıza kısa gelebilir yani bu koşu. Serkan Yıldız da, yani çünkü uzun da sprintçi bir safkan. Yani koşuyu kısaltıp ben de onları kaçırmama çalışacağım derse, kulvar 7 gerçi pek o kadar da sürate veya sürate bindirip gitmeye çalışacak. Yani yapabilir, bir sürpriz yapabilir. Yani gelebilir. Büyük ihtimalle ya da birinci hatta çıkabilir yarın veya ikinci hatta. Ama ben birinci hat çıkacağını düşünmüyorum. Çünkü herkesin ona göre değişik fikirleri var. Çünkü benim fikrimde olan da olabilir, olmayan da olabilir. Kaliteli bir safkan. Yazılabilir sevgili dostlar, 2 nolu safkanımız. Yani ben bu 4 safkanı ayırmadan kuponumda şans vereceğim. Pastor sürpriz yapabilir mi? Kuzgölcük'te Visemen, o da sonlarda etkili geliyor. 221 günlük bir ara. Shorty ara sıra
Etkili koşulara sahip Ayhan Kurşun'a da 7 kere start alıp 4'ünü kazandı. Ankara'da 1400'ü, İstanbul sentetiğinde olsun şartlörde kazandı. Arkadan açık gide mücadelesi maalesef derecesi ayrıldı ama ben onları geri plana bırakacağım. Benim önceliğim 3 Feyman abi, 4 nolu Obrada, 1 ve 2 nolu Safkanları ayırmadan kuponumda şans vereceğim. Sıralamam 3, 4, 1 ve 2 nolu Safkanlar olacak. Evet, 6. koşumuz kısa vade 8-3 yaşlı Arapların 1400 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. 9 Arap atımız mücadele verecek. Dörtlük ayrımızın da başlangıç ayağı olacak sevgili dostlar. Evet, gruba bakıldığı zaman önleri çok isteyen safkanlar Borax Çim'de maalesef çok çok kötü sonuçlar elde etti ama kumda çok farklı koşuyor sevgili dostlar. Bükeç ona keza Selimsin'le beraber koştu. Selimsin biliyorsun ayağına çok sevdiğim safkanımız. Bir çıkıp beyaz bayrak kaynayışı yapan Şanlıurfa'dan çok iyi tanıdığımız bir safkanımız. Liderliği de alabilir. Bükeç sonlarda etkili geldi. Maalesef geçilmişti Akıl Selimsin'e. Karaeski o da Ahmet Çelik ilk defa start alacak. Burada Ankara'ya o da ilk defa Elazığ pistinden tanıdığımız bir safkanımda Ankara ilk defa geldi. Şartlı 1500'ü çıktı kafaya aldı Velat Abiş'te. Öyle hatırlıyorum, bir bakayım yanlış hatırlamıyorum. Evet, Velat Abiş'te çıktı kafaya aldı ve bir beyaz bayrak aynı yarışı bizleri izletti. Sonra grup 2'de 1500'ü üçüncülük, İstanbul'da 1600'ü üçüncülük. Şöyle söyleyeceğim sevgili Karayeski birazcık yani zor gidiyor sevgili dostlar. Yani böyle gücünü arttıramıyor. Ama Bükeç çok harika koşular sahip. Son koşusunu bu sefer kazanmasını bildi. 1300'de handikap 15'te önlere çıktı. Yani ikincilikte falan döndü. İyi bir koşu çıkarttı. Ve de kazandı. Yani enteresan bir koşu bizleri bekliyor. Ya Bükeş de alabilir kafaya, Akıl Selimsin de alabilir sevgili dostlar. Yani Borax da yani grubun çok çok kaliteli bir safkanı. Kazanmaya da yakın. Ben burada risk alacağım sevgili dostlar. Borax diyeceğim. Yani şöyle Akın Sözen'le Borax da önlerde gitmeyi seven bir safkanı. Bir kulvarda çekmiş. Büyük ihtimalle kafayı vermeyecektir. Verse bile arkalarına yapışacaktır. Virajdan sonra Bükeç'le Akıl Selimsin'le yani bu 3 safkanın arasında zevkli mücadele bence birinciliği belirleyecek diyorum. Ve de bundan galip gelecek 2 nolu Borax diyeceğim ben. Benim yarın banko adayımdır. Buna güvenmeyen arkadaşlar gerçekten karışık. Bir de olabilir, 3 de olabilir sevgili dostlar. Yani bunları bütçemize göre yer verirsek 2 nolu Borax güvenmeyen arkadaşlar 1 ile de 3'e de yer verebilir. 6. koşu 1. altılık ayarımızın da son ayında. Ha, 2. altılığa yönelecek arkadaşlar 2, 1, 3 de geçebilir sevgili dostlar. Evet, 20. koşu kısa vadeli dişiler ama Dünya Gıda Günü koşusu olacak. 2 yaşlı İngilizlerin 1400 metre çimdeki mücadelesini izleyeceğiz. 2. üçlük ayarımızın da başlangıç ayağı olacak. Evet, burada da hemen hemen tüm safkanlar ilk defa beraber koşacaklar. Bir tek 3 nolu safkanımız Ayhan Kurşun'la ilk startta 1300 metre şartlı bir de kazandı o koşuda. 5 nolu safkanımızla beraber koşmuşlar. O da pistten 6.lıkta ayrılmıştı. Bakıldığı zaman sevgili dostlar yani kafayı isteyen safkanların da çok olduğu bir koşu burada. Yani ya kapatacağız burayı sevgili dostlar. Yağış da var. Bursa'da çok şiddetli yağış oldu akşamüstü sevgili dostlar. Yani eğer Ankara'da yağış da varsa, çim ağırlaşıp kuma dönerse burada bir 4 nolu safkanımız ben etkili bir koşu gelebilir. 1200'ü kazandı, iyi bir koşu çıkarttı. Kulvarda bir çıkıp o da önlerde yerine alabilir. Yani kazanma yakın gibi görünüyor sevgili dostlar. Alınmazsa, çim ağırlaşırsa birazcık burası gerçekten çok çok karışacak bir safkanımız. Seriday yaptı. 3 yarıştı İstanbul yarış hayatına. Birincilikte başladı, arkasından Ankara'ya geldi. Yine kazandı. Adana'ya geldi. 3 şehirde de üst üste birincilikleri hanesine yazdırdı. Karataş'ta da ilk defa buluşacak olan Seriday'da kazandı. Nazik Endam grubun kaliteli bir safkanı.
Ankara pistinde hem çimde olsun hem kumda olsun çok çok etkili yarışları var. İstanbul'da da aynı şekilde kazanan üst üste. Ankara'da açık 2'de olsun, grup 2'de, İstanbul'da kısa vade 6'da bir üst üste altıncılık. Bunlar bizi aldatmasın sevgili dostlar. Grubun gerçekten kaliteli bir safkanı. Ya burada eğer kuma alınırsa ben şöyle bir şey yapacağım. Sevgili dostlar, eğer kuma alınırsa 4 nolu safkanı Mert Ali Solmaz'la 1400'de kuma alındığı takdirde ben etkili bir koşu gelmesini bekleyeceğim. 4 ve de 1 nolu Nazik Endem. Bunları bırakacağım kuma alınırsa. Şayet çimde devam ederse yarış, ben buraya hepsi deyip kapatacağım 7. koşu. Evet, 8. koşumuz bir maylen koşusu. 2 yaşlı İngilizlerin 1500 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz sevgili dostlar. 8 İngiliz safkanımız mücadele verecek. Burada bir ekürümüz oldu. 4 nolu Oğlum Garip ve de 8 nolu Yel Esti ekür olarak start alacaklar. Evet, gruba bakıldığı zaman grubun kaliteli bir safkanı Ateş gibi Müslüm Baydan'la start alacak. 7 günlük aradan sonra tekrar piste dönüyor. Çimde bir yarışı 5. Ondan önce bir 4.'lük ve Elazığ pistinden de tanıdığımız bir safkanımız Ateş gibi sevgili dostlar. Ben geri planda bırakacağım onu. Nedenini şimdi söyleyeceğim. Burada Halis Karataş'la ilk defa start alacak olan bir köy yavrusu olan Golden Strom ilk startını Kocaeli'de 1400'de hatta bir 5-6 boyla geç çıkış yaptı sevgili dostlar. Ali Kaçmaz da start almıştı. Sonlarda öyle etkili geldi ki yarışı başla maalesef ikincilikte tamamladı 1400'de. Şimdi 100 metre uzayan bu mesafede iyi bir çıkış yaparsa, yani yine bir 2-3 boyla geç kalsa da önemsemedim bir şey olacak sevgili dostlar. Ben 3 nolu safkanımızdan sonlarla çok etkili gelecektir. Yarışı kazanma yakın görünüyor. 3'ü ilk şans safkanım. Ve de burada yine yarış hayatına Ankara'da şartlı bile 1200'de güzel bir 3. Yine Ali Kaçmaz da start almıştı. Şimdi İşman'la buluştu. O da sonlarda çok etkili geldi sevgili dostlar. Kendini 3.'lüğe kadar attı. Hatta rahat tempoda geldi sevgili dostlar. Yani birazcık teşvik vardı ama Ali Kaçmaz'da. Ama yine de at eşkal olarak şey olarak çok hoşuma gitti. Ben 7'yi de göz ardı etmeyerek kuponda şans vereceğim. Yani 3-7 olarak bırakacağım. Hatta bunun ikili de bitirebilirler sevgili dostlar. 7 de kazanabilir, 3 de kazanabilir. İkili de deneyebiliriz bu koşuda. 3-7 girerek. Evet, 9. koşumuz Handikap 15. 3 ve yukarı İngilizlerin 1900 metre çimdeki mücadelesini izleyeceğiz. 10 İngiliz safkanımız mücadele verecek sevgili dostlar. Evet, gruba bakıldığınız zaman burada benim banko adayım olacak sevgili dostlar. Ben geçileceğini zannetmiyorum. Koşuyu da sonlarda etkili ataklarını yapıp kazanmasını bekliyorum sevgili dostlar. O da kim? 4 nolu Winter Race olacak. Ahmet Çelik'le ikinci kez buluştu. Şöyle söyleyeceğim. İlk koşusunda Ankara'da hatta 1-2 boyla geç çıkmıştı. 1200'de Maydan'a veda ederken. Ya bir öyle bir atakla geldi ki safkan sevgili dostlar. Gökhan Kocakay'la start almıştı. Kazandı. Son çim yarışında şartlı 3'te 1600 metre çiminde kalabalık bir koşuydu. Bir türlü yine geç çıkış yaptı sevgili dostlar. Bir türlü kendine yer bulamadı. Ahmet Çelik de start almıştı. Atı içi alıyor, önü kapanıyor, dışı alıyor, önü kapanıyor. Birden açıldı ama sonlarda harika geldi. Ama maalesef yarışı fotoda kaybetti sevgili dostlar. Yani geldi alacak bir koşuydu. Şimdi mesafede 1900 metre çim tam lehine. Mesafede uzadı. Ben harika bir koşu çıkartacak. Ve de sonlarda çok etkili gelip koşuyu kazanmasını bekliyorum. Benim yarın banko adayım olacak. Mixte son koşusunu bu mesafede harika koşu çıkarttı. Şartlı 19'da yarış hayatına ilk defa birincilikle tanıştı. Önerdiğim bir safkanlı Harun'la kilo da düştü. Ama ben 4 nolu safkanımız benim banko adayım ve de banko olarak bırakacağım. Arkasına Mix 6 nolu safkanımız ve 7 nolu safkanımız ve tabii işte bunun da etkili koşulları sahip olan bir safkanımız sevgili dostlar. Göz ardı etmeyelim. Yani ikincilik için söylüyorum.
6 mix ve de 7 nolu sapkınımıza bağlayarak burada da ben ikili vereceğim. 4 nolu sapkınımız benim ikinci altılık ayında banko adayım olacak. Evet, Bursa'na aktaracağım Ankara şablonum da buydu sevgili olsa. İnşallah faydalı bir program. Geçmeniz dileğiyle tüm yarı severlere, herkese bol şanslar diliyorum. Yazınız atlar ganyan olsun sevgili dostlar.